ekonomiye, sanayiye hayat veren insanların hikayelerini anlatmak için sayılar, istatistikler ve tablolar yetmez bazen. Rakamlar ve raporlar ülkelerin gelişmişlik düzeylerine dair ipuçları verir ama bir de ardında yaşanan hikayeler vardır. Girişimcilerin, yöneticilerin ve tüm emek verenlerin hayalleri, umutları, sevinçleri, başarıları ya da hayal kırıklıkları vardır. Hatta koca bir geçmiş. Bugün evlerimizde Türkiye'de üretilen buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, televizyonları gönül rahatlığıyla kullanıyorsak, Türkiye'de üretilen otomobiller, kamyonlar, minibüsler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi kılı kırk yaran ülkelerin caddelerini dolduruyorsa, dünyanın en ünlü şirketlerini, markalarını Türk sanayicisi satın alıyorsa, dünyanın yüzlerce ülkesinde Türkiye'li girişimcilerin fabrikaları boy gösterebiliyorsa, bir zamanlar toplu iğne bile üretemezken bugün 200'den fazla ülkeye 152 milyar dolarlık sanayi ürünü ihraç edebiliyorsak, savaşın yıkım ve yoksulluğuna doğmuş Türkiye Cumhuriyeti bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi olmuşsa eğer, sıfırdan başlayıp tırnaklarıyla zirveyi arayan girişimcilerin cesaretlerinin bu başarıdaki payı sadece matematikle, istatistikle anlatılabilir mi? İşte o geçmişin sanayi yolcularına teşekkür etmeli, o ilk yolculara şükran duymalıyız. Evet, bugün artık sanayici olmak zor, cesaret isteyen bir iş. Evet, bugün ikinci ya da üçüncü kuşak genç sanayicilerin bir kısmında dedelerinin kurduğu fabrikaların arazisini daha fazla kar getiren gökdelenlere, alışveriş merkezlerine terk etme eğilimi de var. Ve genç kuşağa sanayici olmanın değerini anlatmak da giderek zorlaşıyor. Ama bir ülkenin, ülkemizin 10 yıllara, 100 yıllara sağlam bir biçimde ayakta kalmasının sanayide büyümeye bağlı olduğunu anlatmak da elbette çok önemli. Kısacası anlatılacak çok hikaye var. Ve binbir renkli, binbir özellikli bir sanayi tarihi var. Hele ki İstanbul'dan sanayi hikayeleri, sanayi tarihi. Bu hikayeyi yazanlara, ter döken, imkansızlıklar arasında büyük imkanlar yaratan sanayicilere selamlar. Türkiye'nin ithal ikameci sanayileşmeyle serbest piyasa ve liberal ekonomiye ayak uyduramayacağı gün gibi aşikardı. Eğer artık global köy olarak adlandırılan küresel dünyada yer almak isteniyorsa, ihracata yönelik üretim yapılmalı, bunun için gereken ekonomik düzenlemeler hemen uygulamaya sokulmalıydı. Peki dünya ne zaman neden küresel bir pazara dönüşmüştü? Aslında Asurlulardan beri dünya bunu defalarca denemişti. Ama bugünün belirleyicisi 1973 ve 1978'de yaşanan petrol krizleriydi. Talep darlığı, büyüme oranlarının düşmesi, enflasyon ve işsizlikle yüz yüze gelen gelişmiş ülkeler çözümü uluslararası pazarda aramaya başlamıştı. Teknolojik ilerlemenin hızlanması
iletişim olanaklarının artması da ekonomik ilişkilerin ve pazarın genişlemesinin yolunu açmıştı. İşte böyle bir dünyada yalnız kalmanın acı faturasını daha 1974'te Kıbrıs çıkarmasının ardından uygulanan ambargo ile yaşamıştı Türkiye. Çıkarma sırasında savunma amaçlı verilen silahların kullanıldığını iddia eden Amerika, tepkisini ambargo uygulayarak göstermişti. Avrupa Ekonomik Topluluğu da Kıbrıs sorununun taraflarından olan Yunanistan'dan yana bir tutum izliyordu. İstanbul Sanayi Odası'nın o dönemdeki başkanı Ertuğrul Soysal, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin programlarını daha çok Yunanistan'ı gözeterek yapmalarından, bunun da Türkiye'nin ihracatta beklenen düzeye erişmesini engellediğinden yakınıyordu. Dahası Avrupa Ekonomik Topluluğu sanayisi ile Türkiye sanayisi arasındaki makas daha da açılıyordu. O zamanlarda Gümrük Birliği kurulmuştu. Ben Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'yi sevdiğim için anlatabildim. Muhakkak girmesini sevdim. Mesela dedi Yunanistan girdi. Ecevit geldi. Reddetti bunu dedi. Ben Türkiye'ye gittim. Türkiye'de savundum. Ama yapma Ecevit. Hata ediyorsun. Ki sonra da Ecevit de bir çok sonra da bir ziyaretimde ona bunu hatırlattım. O da dedi ki çok büyük hata etmişim dedi. Türkiye ekonomisi çığırından çıkmış gibiydi. Sanayileşmiş ülkeler ihracat fiyatlarına zam yapınca maliyetler artmış, dış ticaret açığı da hızla büyümüştü. Kitler de göze batacak derecede açık veriyor, açık siyasilerin istihdam politikaları nedeniyle hızla büyüyordu. Hem Ecevit hem de sonraki hükümetlerin açığı bütçeden karşılamaları fiyatlara yansıdığında enflasyon %20'lere ulaştı. Çözüm Amerika'nın ambargo inadını kırmaktan geçiyordu. Feyyaz Berker'in başkanlığında Fuat Bezmen, Necati Akçağlılar, Fred Burla, Jack Kamhi, Fahir İlkel, Şahap Kocatopçu, Halit Narin, Melih Özakat, New York ve Washington'a giderek hem Amerika Birleşik Devletleri Kongresi üyeleriyle, hem senatörlerle, hem bankacılarla, hem de yayın organlarıyla görüştü. Bu çabalar etkili olsa da ambargo ancak 1978 yılının Eylül'ünde kaldırılacaktı. Türkiye söz konusu yıllarda %8'lik bir büyüme göstermişti. Ancak yatırımlar imalat sanayinden başka sektörlere kayarken sanayici artık önünü göremiyordu. Döviz rezervi -1 milyara düşmüş, dış ticaret açığı 4 milyar doların üzerine çıkmış, benzin, şeker, yağ kuyrukları uzadıkça uzamış, kara borsa baş göstermişti. Şimdi bu gidişin Türkiye'yi moratoryuma, yani iflasa taşıyacağı konuşuluyordu. Herkes için zor ama sanayiciler için çok daha zor zamanlardı. Elektrik kısıntıları, ham madde ve parça yetersizliği nedeniyle pek çok sanayi kuruluşu üretimini azaltmış ya da tesislerin kapısına kilit vurmuştu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin, sanayicilerin fabrikalarını açık tutabilmesinin ne kadar zor olduğundan yakınıyor, Sakıp Sabancı ise randevu defterinin fabrikasını satmak isteyenlerin isimleriyle dolu olduğunu söylüyordu. 1975'te ilk sanayiye adımımızı attığımız zaman ben işin içerisine girdiğimde yine o zaman Türkiye yine böyle bir karışıklığın içerisinde ama Türkiye'de ambargolar işte Kıbrıs harekatından da Türkiye'ye ambargo koyması sanayileşme yine durakladı. Çünkü Türkiye makine almada para transferi yapamıyordu. Yani ithalat, ihracat artık kendi içerisinde, yani kendi kısır döngüsü içerisinde kalmıştı. 1975'te bizim makine aldığımız, Merkez Bankası'na yatırdığımız dövizlerin, döviz paralarını yatırdığımız ve bizden
5 sene boyunca kur farkı aldılar. 76-77 dediğimiz zaman kriz geldi. O zaman transferler yapılmıyor. Merkez Bankası'na parayı yatırıyorsunuz, aylarca bekliyor transfer için. Fakat bir çare bulmak için de hükümet yeni bir sistem icat etti. Bankalara yetki verdi. Kendi imkanlarınızla, elde ettiğiniz dövizlerle transfer yapabilirsiniz dedi. Tabii transferde değerli olduğu için bankalar da bunu %5-6 komisyonla satmaya başladılar. Biz de bundan borçlarımızı böyle %5-6 komisyon vererek ödedik. Ama sanayici dediğin işi en ağır şartlarda bile sürdürmeli, hem kendisinin hem ülkesinin geleceği için pes etmemeliydi. Etmedi de. 1977'de Türkiye'nin en büyük 100 kuruluşu arasında ilk sıraları kamu kuruluşları alsa da 83 şirket özel sektöre aitti. İnşaattan gıdaya, kimyadan tekstile, sanayi alanlarında yatırımlar sürüyordu. Hem siyasi istikrarsızlığın, hem ikincisi 1978'de yaşanan petrol krizinin, hem de döviz sıkıntısının had safhada yaşandığı bir ülke için bu yatırımlar birer mucize gibiydi. Bu mucizede Dünya Bankası'nın payını da göz ardı etmemeliydi. Banka hemen hemen hiçbir sanayiciyi geri çevirmiyor, gelecek gördüğü yatırımları destekliyordu. Sanayiciler de yatırımlarını sürdürebilmek için riske giriyor, üzerinde 100 dolar bulundurmanın bile suç sayıldığı bu dönemde, ithalatın ve üretimin durmaması için kara borsadan resmi kurun neredeyse %30'undan fazlasına döviz alıyordu. Çünkü Merkez Bankası'ndan döviz sağlamak bazen 2, hatta 3 yılı buluyordu. O zaman ithalatçı şirket satış sırasında aldığı parayı geri gönderiyor ama aradaki fark sanayicinin sermayesinden çıkıyordu. 70'li yıllarda neredeyse sıradan bir hal alan bu uygulamanın adı çift ödemeydi. Sanayicinin bütün bu sorunları neredeyse tümüyle İstanbul Sanayi Odası'nın omuzlarına yüklenmişti. Döviz yetersizliği nedeniyle üretimi durma noktasına gelen bir sanayi kuruluşuna aynı sektörde bir başka kuruluşun dövizi kullandırılarak yardımcı olunuyordu. Döviz tespitleri de oda tarafından yapılıyor, herhangi bir haksızlığa yol açmamak için kılı kırk yaran hesaplara kafa yoruluyordu. Grevlerin de ardı arkası kesilmiyordu. 75 iş yerinde 25 bin işçiyi kapsayan grev ve lockout'lar gündemdeydi. MES ve maden iş arasındaki grev ve lockout kararı ise neredeyse bütün madeni eşya sanayi iş kolunu etkisi altına almıştı. Sonunda sanayiciler Ecevit hükümetinden duydukları hoşnutsuzluğu gazete ilanlarıyla kamuoyuna duyurma yoluna gitti. Gerçekçi çıkış yolu. Ulus bekliyor. Yokluğu paylaşmak mı, bolluğu sağlamak mı? Refahın ve hürriyetlerin düşmanı enflasyon başlıklı ilanlarda hükümet uygulamaları eleştiriliyordu. Ecevit ise ilanları kendisini iktidardan düşürme planı olarak değerlendiriyordu. 1979'un sonbaharında bir kez daha hükümet değişti. Başbakanlık koltuğuna Türkiye'nin belki de en uzun soluklu siyasetçisi Demirel yeniden oturdu. Bu sanayicileri umutlandırdı. Çünkü Demirel'in Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığına atadığı Turgut Özal'la hazırlayacağı ekonomik program sorunları çözebilirdi. Biz Demirel'e hemen hazine olarak ekonominin içinde bulunduğu ciddi durumu anlattık. Briefing verdim ben. Ve dedim ki IMF Türkiye masası Türkiye'de. Bir aydır dedim sizinle görüşmek istiyor. Durumunu Türkiye'ye anlatmak için. Kendisine bir randevu verirseniz memnun olurum dedim. İstiyor dedim. Aa dedi Demirel hemen. Yarın dedi saat 8'de akşam gelin dedi. Turgut Bey'le beraber gelin. IMF. Biz gittik. IMF başkanı şunları söyledi. Türkiye dedi ciddi bir ekonomik kriz içinde. Bundan kurtulmak için bugüne kadar birkaç defa istikrar programı hazırlandı. Fakat hiçbirini Türkiye hükümeti uygulayamadı. Bizim de dedi Türkiye'ye karşı güvenimiz yok dedi. Ama dedi yeni bir hükümet gelmiş. Bu yeni hükümete bir şans tanımak istiyoruz. Onun için size
bir şans veriyoruz, bir program hazırlayın. Ama dedi, durum düşündüğünüzden de çok daha kötüdür dedi. Ve ayrıldık. Onun üzerine Demirel hemen o konuşmadan sonra, siz yurt dışına gitmiyorsunuz, Turgut Bey ile beraber 24 Ocak kararları dediğimiz işte istikrar programını hazırlayacaksınız dedi. Biz derhal Turgut Bey ile beraber çalışmaya başladık. Elimizde tabii çalışma imkanları vardı. Onlara göre çalışmaya başladık. Burada esas şu, bir, kit zamları, döviz kurunun arttırılması, serbest piyasa ekonomisine geçiş için tedbirler, yabancı sermaye ve ihracatın arttırılması tedbirleri. ...1979 yılının Aralık ayının ilk günleriydi. İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Orhan Demirtaş'ın telefonu çaldı. Arayan Ankara'dan bir bürokrattı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Acaba ertesi sabah Ankara'da olabilir miydi? Elbette yanıtını veren Demirtaş hemen Ankara uçağında yer arayışına girişti. Bu arada telefonu bir kez daha çaldı. Bu kez arayan, başkan yardımcılığı görevini dönüşümlü olarak üstlendikleri Ali Coşkun'du. Ertesi sabah Ankara'ya gideceğini, görev değişikliği yapıp yapamayacaklarını sordu. Demirtaş şaşkınlıkla kendisinin de Ankara'ya gideceğini söyledi. Bir iki sorudan sonra iki arkadaş, kendilerini Ankara'ya aynı kişinin davet ettiğini anladı. O yıllarda uçak sefer sayısı azdı. Bu nedenle yer bulunamadı. Durum Ankara'ya haber edildi, bürokrasinin gücü bilet sorununu çözdü. Ertesi sabah saat 10 sularında Coşkun ve Demirtaş'la İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Kocatopçu, Özal'ın Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki odasındaydı. Özal sözü çok uzatmadan esas konuya girdi. Devletin her tarafı tıkanmış kalmış dedi. Şimdi ben doları 47 liradan 100 liraya çıkartıyorum. Özel sektör bu hareketi nasıl kaldırır, ne olur danışmak için sizi çağırdım. Kocatopçu, Coşkun ve Demirtaş araştırma yapmak için 10 gün izin istediler. Ne 10 günü diye sordu Özal. Bu durumu başbakanla kabineden birkaç kişiden başka kimse bilmiyor. Maliye Bakanı'nın da haberi yok. İstanbul'a gitmeyeceksiniz. Bana bunun cevabını burada vereceksiniz. Üç yönetici kendilerine ayrılan odaya çekilip tartışmaya başladılar. Ellerinde hiçbir veri olmadığı için bir türlü sonuca ulaşamıyorlardı. Demirtaş'ın aklına Anadolu'da yaygın olan bir deyiş geldi. Bir malın bedelini bilmiyorsanız yarısını verin. Bir hesap yaptı, doların mevcut fiyatıyla Özal'ın aklındaki rakamı topladı ve ikiye böldü. Ortaya küsuratlı bir rakam çıkıyordu. Arkadaşlarına dönüp yaptığı aritmetiğin yöntemini anlattı ve 73 ya da 74 lira olmalı dedi. Üç arkadaş sonucu Turgut Özal'a bildirdikten sonra İstanbul'a döndü. Bir aydan daha fazla bir süre sonra 24 Ocak 1980'de Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki hükümet, tarihe 24 Ocak kararları olarak geçecek yeni ekonomik paketi açıkladı. Dolar 71 lira 70 kuruş olmuştu. Bu Türkiye'de hem ekonomik hem de siyasal olarak yeni bir döneminde başlangıcıydı. Böylesi ağır kararları almak bir hükümet için oldukça riskliydi. Hem de siyasi şiddetin sokakları yangın yerine çevirdiği, pahalılığın ve yoklukların toplumu öfkeye sürüklediği bir dönemde. Hastanelerde, okullarda, devlet dairelerinde, evlerde ısıma için mesela filoil yok, mazot yok. Tarlalarda traktörler çalışmıyor. Çalışmayınca ayçiçeği yok. Ayçiçeği olmayınca ayçiçeği yağı yok. Sigara yok. Bir tütün ülkesi. Çünkü sigara fabrikası çalışmıyor. Tütün var ama sigara yok. Üretim durmuş vaziyette. Sanayici çift ödemeyle ham madde getiriyor. Yani bir Merkez Bankası'na ödüyor,
tabii 2-3 sene transfer olmadığı için bir de açıktan para ödüyor. İthalatını böyle yapıyor. Fakat ithal edip getirdiği malı işleyemiyor. Çünkü yakıt yok. Buhar kazanı çalışmıyor. Enerji yok. Elektrikler kesiliyor. Şimdi bunlara ilk müdahale 24 Ocak kararları oldu. Tabii arkası geldi 24 Ocak kararlarının. Bu 24 Ocak kararları çok enteresandır ve bunun mimarı Turgut Özal, yapımcısı Turgut Özal. Turgut Özal tabii bunu bir günde yapmıyor çünkü onun kafasında Türkiye için tasarladığı zaten projeler var. Ama bu bir akut bir hastalığın, bir acil hastalığın tedavisi şeklinde bir müdahale değil. ...24 Ocak'ta program açıklandığında her kesimden sesler yükseldi. Elbette sanayicilerden de. Türkiye'nin ithal ikamesinden ihracata yönelik sanayileşmeye geçmesini öngören program... ...faiz hadlerinin piyasadaki arz talebe göre benimsenmesini... ...yüksek faiz ve sıkı para politikalarıyla enflasyonun dizginlenmesini öngörüyordu. Bu kadarla da kalmıyor... Kamu işletmelerinde üretilen temel mallardaki sübvansiyonların kaldırılması, bu kuruluşların karlı hale getirilmesi, kamu harcamalarının kısılması, bütçe açığının kapsamlı bir vergi reformuyla kapatılması isteniyordu. Yani devlet iki elini olmasa da birini ekonomiden çekmeye hazırlanıyordu. Evet, hükümet cesur davranmış, serbest piyasa kurallarına uygun kararlar almıştı. Ama sorun, bu kararların adil uygulanıp uygulanamayacağıydı. Hele de siyasi kamplaşma bu kadar şiddetli yaşanırken. ...1980 yılının Eylül'üne kadar 10 binin üzerinde eylemde 2 bin kişi yaşamını yitirmişti. Sonunda korkulan ama beklenen oldu. 12 Eylül 1980. Ordu yönetime el koydu. Darbeyi izleyen günler Türkiye demokrasisi adına hiç de iç açıcı değildi. Sanayicilerin asıl merak ettiği ise askerin nasıl bir ekonomi izleyeceğiydi. 24 Ocak kararları uygulanacak mıydı? Yoksa asker yeni bir programla mı karşılarına çıkacaktı? Aslında askerin rotası daha 12 Eylül sabahı belli olmuştu. O sabah evinden askeri bir araçla alınıp Milli Güvenlik Konseyi'nin karşısına çıkarılan Özal'a, Konsey Başkanı Evren, 24 Ocak kararlarını devam ettirmek istiyoruz demiş, bununla kalmayıp birlikte çalışmayı teklif etmişti. Özal, Bülent Ulusu'nun başbakanlığında kurulan yeni hükümette ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevine getirildi. Maliye Bakanlığı koltuğuna Kaya Erdem oturdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ise Şahap Kocatopçu'ydu. Artık yola kaldığı yerden devam edilebilirdi. 13 Mayıs 1981. İstanbul Sanayi Odası oldukça hareketliydi. Çünkü Özal bu kez Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı sıfatıyla İstanbullu sanayicilerle buluşacaktı. Konuşmasına başlarken sanayicilerin yüzüne tek tek baktı. Kendinden emin, eleştirilere de, övgülere de hazır görünüyordu. Sanayicilere dış pazara yönelmelerini önerdi. Elinizdeki parayı işinize yatırın dedi. İmkanımı başka yerde kullanayım derseniz bu iş yürümez. Villalarınız falan varsa onları satın, işinize yatırın. Anlaşılan Özal ihracatın kolaylaştırılmış olmasına güveniyordu. Ona göre artık dışa açılabilen firmalar ayakta kalmayı başarırken, çok büyük de olsalar içe dönük firmalar tökezlemeye başlayacak, sermaye yeniden yapılanacaktı. Bu sermaye grupları arasındaki güç dengelerinin de yeniden belirlenmesi anlamına geliyordu. Özal'ın konuşması bittiğinde sanayicilerin pek çoğunun yüzü asıktı. Çünkü yıllardır ithal ikamesi yatırımlarla büyüyüp genişleyen şirketlerin yeni sisteme ayak uydurup uyduramayacağı, bu sistemin ne kadar gelecek vaat ettiği konusunda kafaları karışıktı.
programın işleyip işlemeyeceğini zaman gösterecekti. Sakıp Bey İstanbul Sanayi Odası'nı ve tüm sanayicileri konuşur yaptı dediler bana. Konuşur yaptı bizi. Yani Türk sanayini konuşur yaptı. Çünkü Türk sanayicisinin o her çarşamba olan Sanayi Odası'nın toplantılarında çıkıp daha büyük memleket meselelerini gündeme getirerek ve İstanbul Sanayi Odası'ndan çıkan seslerin bir önemi vardı. Ve bunu daha sonra diğer bakanlarda filan da duyduk. Ankara bu sesi duyardı. Ankara bu sese reaksiyon verir, düzeltme yapar, açıklama yapar, merak etmeyin düzelteceğiz der filan. Ankara bu sesi duyardı. Dolayısıyla Sarp Bey kendi döneminin çok sesli bir kişiliğiydi ve önemli bir cesaretiydi. Ulusu hükümeti IMF, OECD ve Dünya Bankası ile görüşmeleri sıklaştırırken 24 Ocak kararlarını da adım adım uyguladı. İlk yılın sonunda enflasyon oranı %100'lerden %60'a, 4 milyar doların üzerindeki dış ticaret açığı ise 3 milyar dolara düştü. İkinci yılın sonunda enflasyon %35'lere inerken, büyüme hızı da negatiften %4.1 oranına yükseldi. İhracatta istenen hedefe ulaşılamasa da bir hayli ilerleme kaydedildi. %62 oranında artış sağlandı. Anlaşılan ihracatı teşvik amacıyla uygulanan çeşitli kur, vergi ve diğer destekler karşılığını buluyordu. Ayrıca yabancı sermaye girişini özendirmek amacıyla ek önlemler alınıyor, sanayiciler yabancı ortaklarla yatırım yapmaya teşvik ediliyordu. 81-82 o zamanlar Telex vardı bilirsiniz. Yani faks falan da yoktu. Telex metnini götürdünüz bankaya. Hangi bankaya isterseniz, özel veya devlet fark etmiyor. Eğer karşıdan bir müşteri size bir sipariş vermişse şu fiyata şu malı alıyorum dediği takdirde gidiyorsunuz bankaya, banka size parasını veriyordu. Yap, üret, ihraç et, getir parayı. Bitti. Özellikle faizlerin kısmen de olsa serbest bırakılması, sermaye piyasasında hareketliliğe yol açmış, hisse senedi ve tahvil satışları hızlanmıştı. Piyasada yeni bankerler türedi. Bakkal, lahmacuncu, berber, ayakkabı tamircisi. Banker olabilmek için öyle uzun boylu bürokratik işlemede gerek yoktu. Belediyelerden alınan bir ruhsat yetip de artıyordu. Zengin, fakir fark etmiyordu. Herkes çıldırmış gibiydi. Kimi evini, arabasını satıp, kimi yastık altındaki birikimini bir mendile sarıp bankerlerin kapısını çalıyordu. Ekonomistlerin sistemin yürüyebilmesi için para yatırmanın kesintiye uğramaması, böylece ilk yatıranın faizinin ikinci yatıran tarafından ödenmesi gerektiği, bunun da imkansız olduğu yolundaki uyarıları da yetmiyor, herkes paraya ve faize hücum ediyordu. Sonunda korkulan oldu. Sermaye piyasası kanununun yürürlüğe girmesinin ardından bir açıklama yapan ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kaya Erdem, halk paralarını bankerlere yatırarak kumar oynamıştır dedi. Bu cümle taşları yerinden oynatmaya yetti. Bankerlerin önünde bu kez parasını almak isteyenler kuyruklar oluşturmaya başladı. Sorun bankerlerin tasfiye edilmesiyle noktalanırken Özal ve Erdem sorumluluğu üstlenip istifa etti. Bu istifayla Özal'ın siyaset sahnesinden çekildiğini düşünenler yanılıyordu. 1983 yılının Mayıs'ında sivil hayata geçilip de seçim tarihi belirlendiğinde kamuoyunun karşısına Anavatan Partisi'nin lideri olarak çıkacak, hatta iktidara gelecekti. Sanayiciler şimdi soluklarını tutmuş, Özal'ın uygulayacağı ekonomik programı bekliyordu. Çünkü işler pek de yolunda gitmiyordu. Son 3 yılın verileri açıklandığında fiyatların %250 oranında arttığı, en çok da kit ürünlerine zam yapıldığı görülüyordu. Gelirler 142 dolar azalırken, enflasyonun büyüme hızı yıllık %31'e, işsiz sayısı
3,5 milyona ulaşmıştı. Hükümetin ilk icraatı faizleri yükseltmek, döviz alım satımını serbest bırakmak oldu. Artık üzerinde döviz bulundurmak suç değildi. İthalatta çift ödeme sistemi de son bulmuştu. Bizim tekstilde ben uzun seneler tekstil kota müzakerelerine katılan heyetin içindeydim. 5-6 kişilik bir ekiptik. Canım tekstil bitti, biz öldük, işte ambargolar geldi, Avrupa bizim malımızı almıyor falan, öyle bir pesimist ve karanlık bir dünya. Tabii bizim çalışmalarımız, hükümetin destekleri, o dönem özellikle Turgut Özal'ın bizlere vermiş olduğu destekle bir anda perspektif değiştirdi. Ve nitekim kotalar kalktı, tekstil açıldı, önümüz açıldı. Çok geçmeden finans sektöründe de önemli değişiklikler yapıldı. Kambiyo sistemi esnetildi, özel bankaların hem özel sektör hem de kamu şirketleri için dış kredi bulmalarına olanak sağlandı. 1985 senesinde biz başladık ihracat yapmaya. Amerika'ya ihracata başladık, Almanya'ya ihracata başladık. Türkiye'nin ihracatı zannediyorum 2 milyar dolar civarındaydı o zamanlar. 2-2,5 milyar dolar civarındaydı. O kadar ihracatı vardı o tarihlerde Turgut Özal, Turgut Bey'den evvel. Tabii o zaman ihracat biz bilmezdik, iş piyasaya ancak biz mal verirdik. Ama sonra baktık ki ihracat yapmamız lazım geldiğini öğrendik. Tabii teknolojiler daha gelişti. Avrupa'yı gördük. Oraya gittik geldik. Oralarda daha teşvik mesai kurunca, herkes bir mal talebinde bulununca biz ihracata yönelmeye karar verdik. Hakikaten de başarılı oldu. 1985 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kuruldu. Uluslararası bankalar içinde Türkiye artık gözde bir ülkeydi. Ya Türkiye'de şube açıyor ya da mevcut bankalara ortak olmaya niyetleniliyordu. Türk bankaları da boş durmuyor, yurt dışında şube açmak için yarışıyordu. Özal'ın gelmesiyle teşvikler geldi, peşin sıra hızla Türkiye'de her şey rayına oturdu. Türkiye'den hiçbir şey olmaz derken Türkiye'den çok şeyler olabileceğini, rahmetli Özal çok büyük insandı. Onun vardığı de 13-14 milyon dolar ihracattı o zaman bıraktığında. O rakama bakmamak lazım. Yani bugünkü 1,5, 10, yani 150 milyar, 160 milyar dolara bakmamak lazım. Onunki ilk temel gibi bir şey oluyor. Çok kıymetliydi aslında. Kitlerin özelleştirilmesi için yasal düzenlemeler yapılmış, sıra uygulamaya gelmişti. İlk özelleştirme çimento fabrikasında yapılırken, İstanbul'un ilk mega projesi olan Boğaziçi Köprüsü'nün bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün satılıp satılamayacağı tartışılmaya başlandı. Sonunda Özal'ın istediği oldu ve köprü gelir ortaklığı senetleriyle halka açıldı. Ancak özelleştirmenin soluğu çabuk kesilecek, büyük çapta özelleştirmeler ancak 2000'li yıllarda yapılabilecekti. Amacımız şuydu, yani bunları özelleştirirken sağa sola şey olmasın, peşkeş çekilmesin. Özellikle bölgesel kalkınmada değerlendirelim. Çalışanların hakkını koruyalım. Eğer el değiştirecekse ister uluslararası sermaye olsun, isterse özel sektöre geçecekse onlar mutlak surette bu kitlerde teknolojiyi yenileyecek, ihracata yöneltecek ve istihdamı sağlayacak şekilde şartlar getirebilsin. Bunları şeye koyalım, şartlara koyalım diye. Özelleştirme hareketi de öyle başladı. Yabancı şirketlere yatırım kolaylığı sağlama, çalışanlara vergi iadesi ödeme, yabancı sigaraların satışının ve ilaç fiyatlarının serbest bırakılması. Özal'ın ekonomi programı artık sokağa da inmişti. Başbakan şimdi sanayicilerden ve halktan, Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri arasına girebilmesi için kendisine 10 yıl süre verilmesini istiyordu.
rotasını ise İran-Irak Savaşı ile güçlenen Orta Doğu pazarına çevirmiş, Orta Doğu ile yakın ve uzak Asya ülkelerine yaptığı resmi ziyaretlere iş adamlarını da katmıştı. Çok geçmeden Orta Doğu ülkelerinde vitrinleri Türk malları doldurdu. Gıdadan giyime, tüketimi neredeyse tek başına Türkiye karşılıyordu. Veriler, 1982-1985 yılları arasında Türkiye'nin Orta Doğu'ya ihracatının Avrupa topluluğuna olan ihracatını aştığını gösteriyordu. Bu artış sevindiriciydi. Ancak vergi iadesinden yararlanmak için düzmece belgelerle hayali ihracat yapanlar ortalığı karıştırıyor, güveni sarsıyordu. Yine de hedefe yaklaşıldı. Ve 1988 yılında ihracat artış hızı, ithalat artış hızının üzerine çıktı. Bu arada devlet, imalat sanayi yatırımlarından çekilmiş, alanı özel sektöre bırakmıştı. Ancak herkes bu boşluğu doldurmanın uzun zaman alacağının farkındaydı. İmalat sanayinin üretim içindeki payı 1960'lardaki %50 oranına kolay kolay ulaşamayacak, 1985'te ancak %35'i bulabilecekti. Türkiye bir yandan da teknoloji açığını kapatma peşindeydi. 1980-1988 yılları arasında kamu ve özel sektörde 332 teknoloji transfer anlaşması imzalandı. Şirketlere ve kamu kurumlarına bilgisayar sistemleri kurulmaya başlandı. Daktiloların pabuçları dama atılmış, tıpkı televizyonun ilk çıktığı yıllarda olduğu gibi evlerde de bilgisayar baş köşeye yerleşmişti. Tüketicilerin cüzdanları da eski kabarıklığını yitirmişti. Çünkü maaş ödemelerinden alışverişe kullanılan kartlar pek yer kaplamıyordu. Oysa hesabını kitabını bilmeyenler için kredi kartları bir kolaylık değil, tehditti. Piyasaya giren yeni ürün ve markalara, hazır yiyeceklere alışmak kolaydı da, iş ödemeye geldiğinde gelirinden fazlasını harcayanlar borç batağına sürükleniyordu. Güneydoğu'da 1984'te başlayan çatışmalar hızla yayılıyor, bu da devletin savunma sanayine daha çok harcama yapmasına yol açıyordu. ...1987'de halk oylamasıyla eski siyasilerin siyaset yasağı kaldırıldı. Şimdi siyaset sahnesi daha da hareketlenmişti. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, başka isimler altında kurulan partilerinin başına geçmiş, Erdal İnönü, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin lideri olarak meydanlara çıkmıştı. Özal artık zorlandığını hissediyordu. Siyasi gerilimler piyasaya da yansıdı. Fiyat istikrarı hedefi giderek daha da bulanıklaştı. Türkiye şimdi yeniden kronikleşmiş bir enflasyonun içindeydi. Çözüm, pazarı daha da genişletmekte yatıyordu. Orta Doğu pazarına Avrupa pazarını da eklemek gerekiyordu. Avrupa Ekonomik Topluluğu'yla uzun zamandır sorunlu olan ilişkiler, 1987'de tam üyelik başvurusuyla yeniden canlandı. İstanbul Sanayi Odası yöneticileri üyelik için canla başla çalışsalar da, tam üyelik bir yana, Gümrük Birliği üyeliği için bile neredeyse bir 10 yıl daha beklenecekti. Bu arada dolar ilk kez 1000 liranın üzerine çıkmış, akaryakıt ve ilaç fiyatları %100 artmış, Dünya Bankası da Türkiye'yi büyüme hızını %4'te tutması konusunda uyarmıştı. Bankaya göre dış borçlar tehlikeli bir şekilde büyümüştü. İçeriden bakıldığında ekonomi kadar çalışma dünyası da tehlike sinyalleri veriyordu. Kitlerde sözleşmeli personel uygulamasına geçilmiş, işçi ücretleri enflasyon karşısında gittikçe erimişti. Orta direk olarak adlandırılan ve iktidarla muhalefet arasında çekişme konusu olan orta sınıfın, yani çalışan kesimin huzuru iyice kaçmıştı. Özal şimdi sanayicileri de işlerini küçültmeleri konusunda uyarıyor, batan olursa kimseyi kurtarmayız diyordu. Sanayiciler de üst üste açıklamalar yapıyor,
hükümetin ekonomik politikalarının sorunları çözmede yetersiz kaldığını vurguluyordu. İşte böyle bir ortamda Kenan Evren'in görev süresi doldu ve Turgut Özal Cumhurbaşkanlığına seçildi. Türkiye yine bir dönemeçteydi. Özal'sız bir ANAP'ın başarılı olup olamayacağı konusunda kuşkular belirmişti. Ve zaman bu kuşkuyu doğrulayacaktı. 1980'li yıllar, dünya ekonomisinin de hızla bütünleşmeye yöneldiği bir dönemdi. Dünyada uluslararası yatırım hacmi artarken teknoloji yaygınlaştı ve ticaret büyüdü. Türkiye de bu rüzgardan payını aldı. Bankacılık sektöründe başlayan dış ortaklıklar zamanla reel sektöre de yansıdı. Artık dünyaya açık girişimcilerin dönemiydi. İşte bu dönemde sanayiciler de pek çok yeni sektörle tanıştılar. Yüksek teknolojilerin kullanıldığı iletişim, bilişim, havacılık ve uzay sanayinin temelleri atıldı. Otomotiv sektörünün sanayi ve ihracat içindeki payı yükseldi. Enerji, gıda, kimya ve tekstil gibi sektörlerde büyük çaplı yatırımlar yapılırken, yeni ürünlerde de uluslararası rekabet gücü arttı. Sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payı %35'lerden %80'lere çıktı. 80'li yıllarda Turgut Özal'dan sonra ihracat ateşlendi Türkiye'de ve dış ticaret şirketini kurduk. Ali 3 tane değerli arkadaşı aldı, onlarla bir şirket kurdu, dış ticaret. Başladık, onlar muhtelif yerlere mal satıyorlardı. Ve o arada Amerika'da, bu arkadaşların bir kısmı Amerika'da tahsil etmişti. İşte Hyundai'nin orada gemiyle gelip Miami'de vesaire gemiden indirip satıyorlar. Böyle. Biz de müracaat ettik. Başkaları da müracaat etti. Bir müddet sonra bizimle okey dediler ve gittik distribütör anlaşmasını yaptık. 90'ların başında bir telekom imkanı çıkıyor size ve onu istemiyorsunuz. Bunu bir kez daha dinlemek istiyorsunuz. Sorularınızdan bir tanesi hayıflandığınız şey var mı dedi. O bir tanesi odur. Bunu bize getirdiler. Sorduk ne kadar yatırım yapılacak diye. Biz Siemens, o zaman Siemens'ten beraber çalışıyor ortağız. Kaç abone olabilir bir senede diye rakamlar verdiler. Ne kadar yatırım yapılacak onu sorduk. Siemens dedi ki ben ekipmanı satarım, ortaklıktan ayrılırım. Başlangıçta işi kurarım, yardım ederim, teknoloji veririm, ekipmanı satarım, bir müddet sonra ayrılırım. Biz ne yapacağız? Siz kalacaksınız. Etüt edelim dedi. Kaç tane abone olur? Bize bir rakam verdiler. Biz o rakama baktık. Bir de yatıracağımız paraya baktık. Meğer o rakam tamamen yanlışmış. İlk senede 400 de geçti abone adedi o rakamın. Onun için o işte belki aceleci, belki acemice, belki çok konservatif olduğumuz için o treni kaçırdık. Bu siyasi ve ekonomik haritanın içinde İstanbul yine merkezdeydi. Türkiye'deki toplam iş yeri sayısının yaklaşık %20'si İstanbul'daydı. Ve kentin her iki yakası da hem tesise hem gecekonduya doymuştu. Pek çok sanayi sitesi de ilçe merkezlerinin göbeğinde kalmıştı artık. Çözüm aramaya Haliç'le başlandı. Ardından çevresindeki ve Zeytinburnu'ndaki sanayi tesisleri yeni kurulan sanayi bölgelerine taşındı. İki Telli, Beylikdüzü, Dudullu, Tuzla organize sanayi bölgeleri kendi içlerinde küçük bir dünya kurarken küçük işletmeler de Perpa'da toplandı. Aynı sektördeki iş yerleri de birer çatı altında birleştirilirken mobilya arayanlar artık Modoko'ya, motorlu araç tamirhanelerine ihtiyacı olanlar Kadosan'a, yan sanayi ürünleri peşinde olanlar da İmes Sanayi sitesine gidiyordu. Tekstilin merkezi Mahmutpaşa, Sultanhamam ve Mercan'daki atölyelerde yavaş yavaş kenar semtlere çekildi. Eskinin Merter Keresteciler sitesi, şimdinin tekstil ve hazır giyim merkeziydi.
Zeytinburnu ve Osman Bey ise Moda'nın. İstanbul'da yaşanan bu değişim sanayicileri çevre kentlere de yöneltti. Artık sadece İstanbul'da değil, Tekirdağ, Sakarya, İzmit ve Kırklareli'nde de yeni sanayi merkezleri oluşmaya başladı. Yeni Dünya Düzeni. 1990'a hem dünya hem Türkiye işte bu kavramla başlamıştı. Çünkü 1989'da Berlin Duvarı yıkılmış, iki Almanya birleşmişti. Sovyetler Birliği ise Mihail Gorbaçov'un başkanlığında sosyalizmden liberalizme geçiş yapmaya hazırlanıyordu. Türkiye'de ise siyasette de ekonomide de işler hiç de yolunda görünmüyordu. 1980'lerde yaşanan genişleme dönemi, artan ithalat, kur makasının açılması, enflasyon gibi sorunlar nedeniyle neredeyse sona ermişti. İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Bodur, piyasalarda görülen mal bolluğunun imalat sanayindeki hızlı üretim artışıyla ilgili olmadığını hatırlatıyor, başı bozuk ithalattan yakınıyordu. 1990 yılının ilk 10 aylık döneminde 10 milyar dolara yaklaşan ihracata karşılık ithalat 18 milyar doları aşmıştı. Dış ticaret açığı da bir önceki yıla göre %100 artarak 7 milyar 921 milyon dolara ulaşmıştı. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Hacıoğlu, ihracat politikalarının terk edilmesinden yakınarak ekonominin bir sorumlusunu bulmakta güçlük çektiğini söylüyordu. Türkiye'nin stratejik şeyleri nedir? Üretimleri hangileri olmalıdır? Yani ben sanayi odası başkanıyken benden sonraki arkadaşlar, benden önceki arkadaşlar, herkes hükümetler çağırdığı zaman, şey yaptığı zaman bunları anlatmaya çalıştık. İki Ağustos 1990'da mevcut krizlere bir yenisi eklendi. Irak, Kuveyt'i işgal etti. Bir yıl sonra Bush'un başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat'ı bombalamasıyla bir savaşa dönüşen kriz Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyordu. Çünkü Irak hem sınır komşusuydu hem de ihracatta önemli bir yeri vardı. Bu yüzden krizin Türkiye'ye yüklediği fatura oldukça ağır oldu. 1990 yılında 4,5 milyar dolar zarar edildi. 1991'de büyüme oranı sıfıra indi, petrol fiyatları yükseldi, faizler arttı ve turizm çok ciddi bir darbe yedi. Dış krediler tıkanmış, Türkiye riskli ülke olarak görülmeye başlanmıştı. Krizin faturası siyasete çıkmakta gecikmedi. İktidar değişti. Başbakan Demirel, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı ise Profesör Doktor Tansu Çiller oldu. Çiller, finans, vergi ve kit reformu olacak vaadine rağmen sanayicilerin endişelerini yatıştıramadı. Kısa sürede de sanayicilerin yanılmadıkları ortaya çıkacak, hükümet vaatlerini yerine getiremeyecek, özelleştirme uygulamalarının yerine popülist politikaları tercih edecekti. Türkiye günü kurtaracak önlemler nedeniyle yüksek enflasyon ve sürekli devalüasyonlarla yaşıyordu. Beklenmedik haber 17 Nisan 1993 sabahı geldi. Kalp krizi geçiren Cumhurbaşkanı Turgut Özal yaşamını yitirmişti. Sanayiciler zaman zaman politikasını eleştirse de Özal'ın ölümünden büyük üzüntü içindeydi. Çünkü Özal sadece serbest pazar ekonomisine geçişe değil, toplumdaki pek çok değişim ve yeniliğe de imza atmıştı. Aradan onlarca yıl geçse de her hatırlandığında İş dünyasının yüzünü gülümsetecekti. Türkiye şimdi Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı, Çiller'in Başbakan olduğu yeni bir dönemle karşı karşıyaydı. Hükümet, kamu açıklarını ve cari açıkları düşürmek için bir yol arıyordu. İlk yol dış borç arayışı, ikinci yolsa iç mali piyasalarda faizi düşürmek oldu.
Bu amaçla hazinenin Merkez Bankası'ndan kullanacağı kısa vadeli avans miktarı 2 katına çıkarıldı. Emirle yapılan faiz düşürme operasyonuysa mali piyasalarda kriz yarattı. Alıcılar piyasadan uzaklaşıp döviz piyasasına yönelince ipler koptu. Cari açık rekor düzeye 6 milyar dolara fırladı. Çiller hem krizi yumuşatmak hem de IMF'le yeniden anlaşma yapabilmek için Türkiye ekonomi tarihine 5 Nisan kararları olarak geçen kararları açıkladı. Bu kararlarla Çiller, Türk lirasında tarihin en yüksek 3. oranda devalüasyonuna imza atmış, Türk lirasının değeri %52 düşürülmüştü. Türkiye, IMF'in acil durum kriterlerine girmiş, bankalara operasyon yapılmıştı. Bu oldukça ağır bir krizdi. Yeni kurulan, güçlü olmayan pek çok firma kepenk kapatırken 110 bin kişi işsiz kalmıştı. Çiller sadece sanayicileri, ekonomistleri ve toplumu değil, IMF'i de hayal kırıklığına uğratmıştı. Dönemin İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Kavi, sanayinin hızla erime sürecinde olduğunu belirterek, yaşanan kriz ortamında sanayiye getirilen yeni yüklerle işin içinden çıkılamaz duruma gelinmiştir. Yaygın işsizlik ve ödenemeyen banka kredileri başka bunalımlara zemin hazırlayacaktır, diyordu. 17 Ocak'ta başlar kriz. 17 Ocak 94'te çıkar kurlar bir şeye tırmanmaya başlar enflasyonun üstünde. Ve buradan 5 Nisan'a kadar giden süreç 350'lere çıkmış faiz. Faizi insanlar hem paraya ihtiyacı var almak zorunda. Gecelik faizler 350'ye çıkmış. Hem bunu alacaksınız ama nasıl ödeyeceğiz? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir ekonomik değer yaratma kabiliyetiniz yok. 5 Nisan sonrası Mayıs ayına gelindiğinde söz gelimi hükümetimiz o zaman hazinemiz 3 aylık bir tahvil çıkarttı. 3 aylık tahvile %50 faiz ödüyoruz. Ödüyor. Hazine %50 faiz taahhüt etti. İnsanlar soruyor. Diyorlar ki sen inanıyor musun? Bu devlet bu %50 faiz veriyorum diyor. Para istiyor. Ve de bunu öder mi ödemez mi? Sonra onlara bu faiz ödenir. Ve de bu faiz oranları burada kalmaz. Aşağı düşer. İmkanınız varsa alın dediğimi hatırlıyorum. Hükümet daha çok finans sektörünün sorunlarıyla boğuşurken sanayi, özellikle de imalat sanayi göz ardı edilmiş, ihracat hedefinden de giderek uzaklaşılmıştı. En büyük krizi bana göre 5 Nisan'da %1000, %1200 faizlerle yaşadık. O daha sonra %5000, %6000'lere çıktı. Sanayici sanayiciliğini unuttu. İnsanlar yalnız nasıl faiz alabilirim, nereden ne koparabilirim bunlara baktı. Yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle sanayiciler yeni yatırım yapmak bir yana, kapasite artırımına gitmekte bile isteksizdi. İthalatta ise o güne kadar görülmeyen oranlara ulaşılmıştı. Bazı ekonomistler gelecekte bu süreci en istikrarsız dönem olarak değerlendirecekti. Türkiye bu dönemin bedelini teknolojik ve endüstriyel gelişmeleri kaçırarak ödedi. 1996, Türkiye sanayinde bir çıtanın daha aşıldığı yıldı. Uzun süren hasret sona ermiş, Türkiye gümrük birliğine girmişti. Artık Avrupa Birliği'nden gelen sanayi ürünlerine gümrük vergisi ödenmeyecekti. 3 yıl sonra bir adım daha atıldı. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği üyeliği için Türkiye'nin aday ülke statüsünü kabul etti. Dünyadaki krizler de Türkiye'nin yakasını rahat bırakmıyordu. Meksika'da, Arjantin'de, Brezilya'da, Asya ülkelerinde, Rusya'da krizler birbirini izliyor, gölgesi Türkiye'ye de vuruyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası indeksi %13.12 ile tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşıyordu. Bu haritanın ortasında İstanbul'un sorunları da giderek çoğalıyordu. Nüfus arttıkça şehir de kalabalığa ve gürültüye teslim oluyor. Boğaz'da kurulan ikinci köprüye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne rağmen
ulaşım keşmekeşi çözülmüyordu. 10 yıl boyunca gelip giden hükümetlerin İstanbul'a biçtiği rol bir dünya kenti olmasıydı. İnsan bu hareketliliğin ortasında Türkiye'nin, özellikle de İstanbul'un yeni bin yıla hazır olduğunu düşünüyordu. Ama gerçekten hazır mıydı? Thank you.